İslami dönemde mezaristan var. Bir mezar var. İslam futuhatında Urfa fethedildiğinde Müslümanların en yoğun olduğu mıntıka Babül Emir'dir. Babül Emir zaten o mahallelerde çoğu bey şakası, bey kapısı falan filan. Orada 5-6 mahalle var. Mahallelerin isimleri değiştirildi, 2 mahalleye dönüştürüldü. Arap Meydanı var. Yani Kara Pınar var, orada bir pınar da var. Eyne Sude derler Araplar. Şimdi o mıntıkalarda ilk gelen sahabiler vefat edince, çünkü futuhata gelen sahabidir Hazreti Ömer döneminde. Diyelim ki 40-50 yaşındaki bir Hazreti Ömer'in ordusunda 50-60 yaşında bir sahabi de gelmemiş midir acaba onunla beraber? Gelmiştir. Valiler var. Ha, sahabi değilse de tabiindir. Mutlaka sahabiler de var aralarında. Futuhatın başkanı kendisi sahabilerden birisidir. Şimdi bunlar vefat edince nereye gömüldüler? Kabristan orası. Babül Emir dediğimiz bey kapısının ön tarafı. Büyük bir kabristan var. Bir de musalla var. Musalla açık hava namazgahı denilen bir olay. Normal şekilde orada cenaze namazları açıkta kılınır mezaristan'da. Kıbleyi belirleyen bir yer var. Ufacık bir şey. Ve böylece kılınır. Mezaristan'ın tümü musallasıyla beraber tahrip edilerek satılmış. Belediye bir dönem ihaleye çıkararak vatandaşa satmış. Vatandaş, hani diyoruz ya, fıstığımız gitti, falan eşyamız gitti, kıymalımız gitti, tescili yapılmadı, Antep aldı, şu aldı bu. Ya kardeş, ne Antep'ten, ne Malatya'dan, ne de Ankara'dan kimse gelip bu mezaristanımızı ihale yoluyla almamıştır. Tahribatı biz kendimiz yapmışız, kendimiz almışız. İslam'ın izleri değil mi? İzlerin tapusu değil mi aslında? Tabii canım, bunlar hocam. Yani şimdi acıdığımız nokta bu. Üzerine ev yapmışız, dükkan yapmışız, altımızda da kemikler var, sahabinin kemikleri var. Bu olacak iş değil yani. Bu korunmaya alınması lazım. Batı'da bu korunmaya alınıyor. Haran'daki olayın aynısı. Şimdi ben gidiyorum, Milet var, Efes var. Gidiyorum, o mıntıkanın tümü bağlarıyla, zeytin ağaçlarıyla zamanında ekilmiş. Hiç kimse orayı tarım olarak sürüyorlar ama kazmak yasak. Mesela o Balat diye bir köye taşımışlar o Efes'in etrafındaki bütün köyleri. Hiç kimse bir yeri kazamıyor, yasak diyor. Haran'ı da taşısınlar tek tek dağlarına. Orası da yani Hazreti İbrahim'in doğduğu bir yer. Yani peygamberlerin dolaştığı bir yer. Hatta bir arkadaşım birisi dedi ki, Cuma Hoca, tabii milletin diliyle merhum Öztürk'ün iddiaların çoğu aslında şeydi, ilginçti, doğruydu. Fakat doğrunun her tarafta söylenilmesi doğru değildi. Yani şimdi siz, diyor ki, ilk hac diyor Urfa'dadır. İlk haclar. Peygamberlerin ilk hac olarak Hazreti İbrahim buradan giderken muhtemelen o tek tek dağlarında gözüken yerlerde de bir hac kurmuştur, ibadetler yaptırmıştır. Bir peygamber peygamberliğini ilan etmek için ibadetgahı neresiyse hacı da oradadır. Yani bu, burada mukaddes olan yerlerin tahrip edilmesine göz yumulması büyük bir hata, büyük bir günahtır.